Sevgili dostlar merhabalar. Bölgede çok büyük bir hareketlilik var. Savaş uçakları, savaş gemileri, insansız, e, taarruzi insansız hava araçları kol geziyor. Devamlı yeni sortiler, yeni uçuşlar, yeni bazı limanlara yanaşmalar, konuşlanmalar. Gerçekten komşuda çok kritik bir takım hareketlilikler var ve bu tüm hareketliliğin Türkiye ile endirekt olarak bağlantılı olduğunu net olarak biliyoruz. Önce olup bitenlere bir bakalım istiyorum. İsrail'in, Amerika'nın ve Yunanistan'ın bu üçlü üçlü masa diyelim artık. Buna bu üçlü masanın Türkiye üzerinde çok yakın bir tarih için karanlık bir planı var. Bu plandan da bahsedeceğiz. Türkiye'ye resmen savaş ilan etmek için harekete geçmiş vaziyetteler. Bir tarafını İsrail tutuyor bu işin. Bir tarafına Yunanistan yardımcılık yapıyor. Bir taraftan da Amerikan desteğini çok net olarak görüyoruz. Yunanistan'da hareketli saatler yaşanıyor. Son 24 saatte gemiler peş peşe askeri yüzlere yanaşırken uçaklar da sık sık uçuş halinde havada seyrediyorlar. Resmen yani Türkiye'nin hava sahasının sınırları etrafında devamlı sorti yapıyorlar. Devamlı hazır vaziyetteler. Devamlı olarak teyakuz halindeler. Bir yerleri vurmak için böyle tetik elde göz e, namluda böyle resmen bekliyorlar yani. Sıktık sıkacağız diyorlar. Ama nereye sıkacaklar? Nasıl sıkacaklar? Türkiye'ye bunun bir etki olur mu? Bölgeyi çok daha büyük bir ateşe vermek için burada önemli bazı çalışmalar olduğunu net olarak gözlemleyebiliyorum. CIA Başkanı'nın bazı açıklamaları vardı. Türkiye ile hiçbir uyarı olmadan, hiçbir görüşme olmadan savaşa girebiliriz açıklaması vardı CIA Başkanı'nın. Daha birkaç gün içerisinde yaptı bu açıklamayı ve şunu da dedi İsrail istemeden de olsa üzülerek söylüyorum belki de nükleer santral vurabilir diyerek aba altından sopa gösterdi. Ardından İsrail basınında yayınlanan haritaları bu ekranlarda sizlere aktarmıştım. İran sınırında özellikle Türkiye'ye çok yakın olan bölgelerde bu saldırının olabileceği ve Türkiye'deki 8-10 şehrin en azından en azından 8-10 şehrin radyasyona maruz kalacağı ve bu radyasyonun da çok ölümcül sonuçları olacağını anlatmıştım. Türkiye'nin zoraki olarak istemese de acımasız bir savaşın içine girmek zorunda kalacağını, mecburiyetinde olacağını, Hakan Fidan'ın da bunun farkında olduğu için her defasında muhataplarını sert bir dil defayetle uyardığını ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bu konuda çok hassas çalışmalar yürüttüğünü aktarmıştım sevgili dostlar. Gelin bakalım Yunanistan'da olup bitenler nedir? Yunanistan'daki bu teyakuz hali neye işaret ediyor? Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD'nin Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nün son 24 saatten bu yana en üst seviyede alarm durumunda olduğu ileri sürülüyor. Avask ve 30C-130, C-117'nin sürekli uçuş halinde olduğu gözlemleniyor. Son birkaç gündür Girit'in Kastelli Havalimanı'na her türden düzinelerce Amerikan uçağı konuşlandırılması Yunanistan'daki üst düzey kaynakların belirttiklerine göre İsrail'le birlikte İsrail, Amerika, Yunanistan bu birliktelik sağlanarak İran'a bir saldırı gerçekleştirmek için hazırlık yaptıklarını dile getiriyorlar. Daha bundan 15 gün önce Yunanistan, Amerika'yı, İsrail'i, Fransa'yı yanına birkaç ülkeyi de alarak Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesinin tam sınır hattında resmen senaryo olarak planladıkları şey şu. Şu senaryo üzerinde çalıştılar. Türkiye'ye olası bir deniz ve hava saldırısı nasıl yaparız? Bunun provasını yaptılar. Bunun provasını yapıyor. 15 gün sonra Yunanistan'da böyle bir askeri hareketlilik var ve bu neymiş? İran'ı İran zaten İsrail'e kendi de vurur. Amaçları o değil. Buradaki yığınak, hani buradaki yığınak? Rusya'ya karşı alınan bir önlemdi. Olası bir Rusya savaşına karşı, Rusya saldırısına karşı alınmış bir önlemdi. He? Her, yün, her İranistan bunun gibi 500 tane demeciniz, 500 tane açıklamanız var. Hani Rusya tehdidi içinde buradaki yığınaklar. Şimdi bu yığınakların üstüne biraz daha ekliyorlar. Bunlar da bu sefer İran içinmiş. İran içinmiş. Ben diyorum bu incirlik kapatılsın. Kürecik radar üstüne kilit vurulsun. Kaç kere söyleyeceğim? He, sen bunu söylerken onlar sana farklı bir teklifle geliyor ama ne diyor? F-35 üzerinden şöyle bir teklifte bulunuyorlar mesela. Ya sen İncirli'yi, Küreci'yi kapatma. Rusya'dan aldığın S-400'leri gel İncirli'ye Amerika'ya teslim et. Amerika'ya teslim et, Rusya ile bütün gemileri ya Biz de sana F-35'leri verelim. Hem İncirli'yi güven altına alacak, Amerikan üssünü Rus hava savunma sistemiyle koruyacak, Türkiye'yi ateşe atacak, bütün... Ee, buradaki e, siyasi birlikteliklerini, mütabakatlarını, anlaşmalarını, bütün her şeyini çöpe atacak. Bize F35'i verecek. Ya verme. Biz yapıyoruz zaten. Verme. Verme. Sabır. Sabrettik ya. 100 senedir yok bizde arkadaşım. 6-7 sene daha bekleriz. Daha iyisini yapıyoruz. Daha iyisine yap bak. Türkiye'nin bugün bir İHA saldırısı oldu. Ukrayna'ya vermiş olduğumuz kirpi aracına içinde de 3-5 tane asker var. İnsan savaş aracı saldırıyor. Pat 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 bizim kirpiyi bombalıyor. Taş gibi çıkıyor içinde. Mayına dayanıklı bir askeri araç ihraç ettik biz bunu Ukrayna'ya. Silahlarımıza, kendi gücümüze güvenelim istiyorum. Bu sebepten bu örnekleri veriyorum. Bunları anlatıyorum. Bakın Amerikan silahlarıyla şov yapıyorlar Yunanistan'da. Sözde İran'a harekat yapacaklarmış. Onu da yapmayacak. Zannetmiyorum yapacaklarını şu an için. Ama bu bir Türkiye'ye gözdağıdır. Asıl dertleri Türkiye ile. Son günlerde Girit adasındaki suda Amerikan üstünde yoğun olarak C-130 nakliye uçakları, ikmal uçakları aynı zamanda bilgi toplama ve elektronik savaş uçakları da bulunuyor. Girit'teki savaş uçakları yanı sıra Doğu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemileri de yardıma hazır vaziyet. Öte yandan Girit'in Hanya kentinde bulunan Sinongok ve İsrail'in çıkarlarının bulunduğu diğer noktalarda da tedbirler oldukça yoğun bir şekilde arttırıldı. Yine Girit adası sonrasında NATO'nun Muzura ve Marathi Akortini'deki hava üstündeki askeri kuvvetler Orta Doğu'da yaşanan olaylar nedeniyle sürekli alarm halinde. Hanya'daki yerel basında çıkan haberlerde Suda üssü son günlerde NATO ve İsrail kuvvetlerine mühimmat ve yakıt sağlamak için kullanıldığı ileri sürüyor. Daha geçen hafta üssün orada bulunan gemilerinin ve uçakların ihtiyaçları için petrol taşıyan iki tanker geldiği belirtiliyor ve bu tankerlerin büyüklüğü de önemli boyutlarda. Suda'daki hava üstünde bugünlerde 30'dan fazla Amerikan nakliye uçağı konuşlanmış durumda ve bu uçaklar mühimmatın yanı sıra insansız hava araçları ve gözetleme uçaklarının da taşınmasında kullanılıyor ve üzerlerinde bunlar da mevcut. Bunun yanında biliyorsunuz ki Güney Kıbrıs'a dibimize Amerikan denizaltılarının gizlice yerleştirildiğini, Amerikan USS Wasp gibi bir takım önemli savaş gemilerinin bölgede bulunduğunu 3000'den fazla Amerikan özel komandosu bunun bölgeye nakliye edildiğini ve burada durduğunu bunun yanında askeri bir takım e, unsurlar Deniz kuvvetlerinin e, piyadelerinin bölgede bulunduğunu İngiliz özel kuvvetlerinin bölgede bulunduğunu, Yunanistan'ın zaten orada olduğunu biliyoruz ve bu hazırlıklarının da işte İsrail'i korumak için bahanesiyle. Biliyorsunuz o uçak gemilerini, o devasa gemilerini bölgemize bir takım bahanelerle sokma derdindelerdi ve bunu yapıyorlar. Balıkçıların yayınladığı, çektiği fotoğraflar var. Denizaltılar fink atıyor orada Güney Kıbrıs'ın bölgesinde. Limasol yakınlarında. Bizim dibimizde dibimizde. Dikkatli olmak, uyanık olmak Sorundayız. zorundayız. İsrail'in 2020'den bu yana Çanakkale Boğazı'ndan Doğu Akdeniz'e kadar Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail hattı boyunca uzanan bir alanı tamamen kontrol altına almak amacıyla Girit'in doğu bölgesine radar yerleştirdiği yönünde de bir takım haberlerin bulunduğunu hatırlatmamız lazım. İsrail'in ABD'nin anlaşmasıyla Girit'e yerleştirdiği ileri sürünen ve menzili 600 kilometreye kadar olan radarın over the horizon diyorlar 1000 kilometreye kadar görüntü alabilme gibi bir özelliğe de sahip olduğu biliniyor. Bu radarlar İsrail ve Amerika'ya U-2 casus uçaklarının uçmadığı zamanlarda İran dahil olmak üzere Tel Aviv ve tüm Ege ve Doğu Akdeniz'i kontrol etme yeteneği veriyor. Ve en önemlisi hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs bu radarlara erişebilme imkanına sahip. Yani sevgili dostlar sadece tehdit incirlik üstü değil. Bizi izledikleri, bizi adım atamaz hale getirmek için önceden yerleştirdikleri bazı askeri yetenekleri bilmemiz, farkında olmamız lazım. Bugün bu İsrail nükleer bombayla vuracağım bazı yerleri özetle bunu söylüyor. Vuracağım ve Türkiye'de bunlardan etkilenecek. Ve sormaksızın, konuşmaksızın, uyarmaksızın Türkiye ile savaşacağımız gün geliyor diyor. Gözümüzü açalım. Yine bu İsrail, Yunanistan'ı konuşmayalım zaten. Kendini satmış. Satmış. Kendilerini zaten satılığa çıkartmıştı bunlar. Öyle zoraki bilmem ne oyunla kontrol edip kendimi al beni diyor ya. Al beni diyor affedersin şey söylemeyeceğim o çirkin kelimeyi. Türkiye'yi bir nükleer radyasyon tehlikesi bekliyor. Yüz binlerce milyonlarca insanın bundan zarar görecek, hayatını kaybedecek, nesiller yok olacak. Önlem almak zorundayız. Amerika'dan hiç ya doldurdun silahları mermileri, mühimmatları, füzeleri yetmedi. Amerika'dan şimdi de Amerika'nın önceden Irak'ta kullandığı bir bomba vardı. Irak'ta sığınaklara ulaşamıyordu. Sığınakları vuramıyordu Amerika. Bir yeni teknolojik gelişme yapmıştı burada. 50 metre toprağın altına tesir eden, 5 metre kalınlığında duvarların arkasına tesir edebilen bir füze ortaya koymuştu Amerika. Şimdi İsrail bunun son versiyonu olan 70 metreye kadar yerin altına 9 metreye kadar duvarlara tesir edebilen, 30 bin pound tanesi olan hesaplayın ne kadar ediyor bugünkü kurla e, füzelerden çok fazla sayıda almak istiyor Türkiye acımasız bir güne doğru ilerliyor sevgili dostlar üzülerek söylüyorum zor günler bizi bekliyor önlem almazsak cesur olmazsak bak bugün sokaklarımızda adam suçlular var değil mi Nasıl diyorum onlara? Sert çözüm alacağız. Kırmızı ışıkta geçene nasıl sert çözüm alacağız? Polise mukavemet gösterene nasıl sert çözüm alacağız? Kadına şiddet yapana nasıl sert tavır almamız gerekiyor? Cesur olmamız gerekiyor. Ha keseceksin bıçak gibi gidecek bu iş ya. Uzatmana lüzum yok. İsrail mevzusu da böyle. Amerika mevzusu da böyle. Yunanistan mevzusu da böyle. Bunlara yumuşak davrandıkça şımaracaklar, daha da ileriye gidecekler. Hep böyle yaptılar. Başka bir çözüm yok. O yüzden sert olmalı bu devletin gücünü hem o içerideki alçaklara hem de o dışarıdaki kudurmuşlara, azıtmışlara göstermek zorundayız. Bize yakışan da budur. Sevgili dostlar videoyu beğenerek, kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Katıl butonundan bir takım yerlerden yine bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.